Klasik müzik dinledik. Onun üstüne siz çok iyi geldiniz. Yani aynı kalite klasik. çok güzel bir konserden çıktık. Evet. Bu kadar evde kaldıktan sonra herkes. Evet. Uçaklara binildiği gibi konser de yapılabiliyor. Oyunlar da inşallah başlayacak, tiyatro oyunları. Çok keyifliydi. Sesim geliyor mu bu arada? Geliyor. Güzel. Değil mi arkadaşlar? Çok keyifliydi. Güzel. Bu arada şimdi konuya dönmek istiyorum. Detoks fikri kimden çıktı, nereden çıktı? Benden çıktı. Ama haberler öyle yansımadı. Sizden çıktığı söylendi. Yani, normal öyle düşünmüş arkadaşlar. Doğal olduğu siz için. Siz mi rahatsız oldunuz peki? Yok, rahatsız olmadım. Daha önce de yapmıştım. Evet. Sadece zayıflamak için genel mental olarak da çok keyifli ve iyi gelen bir şey. Evet. Bugün son günüydü. İyi de geldi. Belli oluyor mu gözlerim? Arkasından klasik. Maskesiz gör bir de sen beni. Değil mi? Senin kadar açan beyazım. Güzel. Senin kadar beyazım şu anda. Farklı tarzıyla milyonların beğenisini kazanan Rıza Kocaoğlu, özel hayatında çok dikkatli. Görebiliriz isterseniz maske. Yok, açmıyorum sosyal şimdi. Yanlış, kötü örnek olmayalım. Eyvallah. Evet. Ama ben sizi gayet güzel, iyi gördüm. Verdim. Yani. Daha da. Siz gaza getirdiniz. Siz kaybedeceksiniz. Göstereceğim. Sonbaharda spor dergilerine kafa koyacağım. Şaka yapıyorum. Hırslıyız, iddialıyız. Ya biz oyuncuyuz. Bedenimiz bazen rahat bırakmamız gerekiyor. Bir proje neyi gerektiriyorsa o zaman ona göre şekil alıyoruz. Evet. Pandemide çok hareketsiz kaldık. İki tane oyun oynuyorum. Bir tane dizide oynuyordum. Evet. Şimdi arada böyle bir boşluk olunca durdu vücut. Durunca da sağlık. Ünlü oyuncu ve sevgilisi manken Hazal Subaşı'nı en doğal halleriyle görüntülüyoruz. Rıza Kocaoğlu pandemi dönemi biraz kilo almış gibi görünüyor. Hazal Subaşı ise formunu korumuş. Ama gerektiği zaman da veriyoruz işte. Pandemi süreci nasıl geçti sizler için? Biraz da senden konuşalım. İyi yani, güzel geçti aslında. Çok da sıkıntılı geçmedi tabii ki. Üzgünüz yani, can kayıpları var. Kötü bir dönem yani tabii ki. Ama elimizden geldiğince iyi atlatmaya çalıştık. İyi hissediyoruz şu anda, iyiyiz gayet. Evet, güzel, keyifliyiz. Biraz fazla yemek yedirdi bana. Onun dışında biraz yedik. O aya benzer. Hazal yaptı. Öyle mi? Yemekleri o yaptı yani. O zaman suçlu bulundu. Suç değil, o çok güzel yemişti. Ben fazla yedim. Suç benim. Suç benim. Detoks süresine kaç kilo verdiniz aşağı yukarı? 6 kilo verdim. Ama devam eden bir şey. Yani detoks sonrası programı diye bir şey var. Ona da devam edeceğim. Ama kilo vermenin ötesinde gerçekten bütün organlar dinlendiği için müthiş bir canlılık, hem cilde, bütün organlar dinlendi ve zihnimin açıklığı böyle yeniden 17 yaşındaymış algısına döndüm. Evet. İyi ki yapmışım yani, şimdi de devam ediyorum işte. Peki vazgeçemediğiniz bir şey var mıydı ya da vazgeçmek zorunda kaldınız bu detoks süresinde? Yok yani, ben böyle 5 senedir falan 35 yaşında başlamıştım sigaraya, onu bıraktık, o da iyi oldu. Süper. Hazal da bıraktı, değil mi? Evet. Evet, sigara böyle. Keyifli oldu. Onun dışında yemek konusunda böyle zorlandığımız ya dayanamadığım mesela lahmacun yok, ya kebabı. Biz yani bir şey yapmamaya karar verince yapmazsın, irade diye bir şey var. Evet. Ama salınca da saldık işte, yani insanız yani, normal hepsi. Ve hiç öyle ciddiye alacak şeyler değil bunlar. Proje bak, soralım bu arada. Tosun'un göbeğe bak. Benim kameramanım. Ben de öyleydim işte. Ben de öyleydim. Bodrum'da gidiyor. Bodrum'da gidiyor. Aynen. İyi gördüm sizi gerçekten. Her şey yolunda anladığım kadarıyla. Neyiz, her şey yolunda. Tatil nasıl geçiyor? Tatil güzel geçiyor. İyi yani, güzel bir tatil olacak bakalım. Bekliyoruz. Öpüyorum hepinizi. Ben İyi akşamlar kardeşim. Teşekkür ediyorum. Eyvallah. Çok.